Noktanın doğruya uzaklığı istendiği için bir oran yazacağız. Şöyle haşla gösteriyorum. Pay kısmına doğru denklemini yazacağız. Ama doğru denklemini yazarken x'in yerine noktayı uyguluyorum. X'in yerine 1, y'nin yerine de -2 yazacağız. Yani bu noktayı doğru denkleminde yerine yazacağız. Çıkan sonucu paya yazıyorum. Negatif çıkmaması için de mutlak değer için alacağız. 5 çarpı x yerine 1 yazıyorum. 1. Şimdi artı y var. Y yerine -2 yazıyoruz. -2 artı 2. Bölü paydayan doğru denklemindeki x ve y'nin kat sayılarının kareleri toplamının karekökü gelecek. X'in kat sayısı 5. Şu an y'nin kat sayısını biz orada görmüyoruz ama 1'dir. Y'nin kat sayısı 1. Buradan da 1'i yazacağız. Yani 5'in karesi artı 1'in karesinin karekökü. Şimdi şu ikisi birbirini götürüyor. Eksi 2 artı 2 sıfırlanacak. Yukarıda 5 var. 5'in mutlak değeri de 5'tir. Pozitif olduğu için yine 5 diye çıkacak. Aşağısı 5'in karesi 25. 1 de burada. 26. Karekök 26. Şimdi seçeneklerde bu var. 5 bölü kök 26 olacak doğru cevap. Ama normal şartlar altında biz payda da kök bırakmamalıydık. Yani kök 26 ile eşleniği ile çarpmalıydık. Ve sonucu şöyle bulmalıydık. 5 karekök 26 bölü 26 demeliydik. Tabii seçeneklerde şu var şu an.